Hocam, bir bayana aşık olmak romantizm midir, haram mıdır? Allah ayırmasın beni sizden inşallah diyor. Efendim, bir bayana aşık olmak. Allah'ın tecellisi olarak, Allah'a aşık olarak olur. Allah aşkıyla, Allah'a aşık olarak. Çünkü ama şimdi aşık oluyorsun ama gidip yani musallat olmak falan anlamında olmaz. O ona saygı göstertirsin, nezaket göstersin, korur kollarsın. Efendim, namusuna, iffetine zarar gelmemesi için özen göstertirsin. Üzülmemesine özen göstertirsin. Yani bir çiçek nasıl korunur? Öyle koruyorsan aşık ol. Güzel. Ama bazı tipler var. Hocam diyor, askerliğimi yaptım. Falanca bayanı da diyor beğendim diyor. Evlenmek istiyorum. Yani askerliği bitirmiş olsa işe mi giriyorsun sen ya? Aklın başına mı? Kadın senden iman ister, akıl ister, takva ister, güzel ahlak ister. Değil mi? Tutku ister. Allah aşkıyla İslam'a, Kur'an'a adanmış bir hizmet ister. Vefa ister. Sen kafanı limondan tarayıp yandan efendim poposunda da horozlu aynası tara atom forvet orta düttürü gibi geziyorsun. Sonra işte ben hazırım diyor. Yani sadece imzayı hazır yani. Senin hazır olmanan olmuyor. Sen kendini Allah'a tam kul haline getireceksin, takva edeceksin. O zaman Hazreti Süleyman'ın ayağına getirmişti Sebe Melikesi, kraliçesini Cenab-ı Allah. Ayağına getirdi, ayağına. Cenab-ı Allah ona, Hazreti Süleyman'a bir havuz yaptı. Öyle bir havuz ki baktığında derin bir su zannediyorsun. Ama bastığında cam. Ama net derin bir havuz görünümünde. Değil mi? Sebe Melikesi'ni çağırttı. Yalnızlar. Sebe Melikesi son derece şık ve güzel giyimli, çok bakımlı bir hanım. Gel diyor Hazreti Süleyman, havuza gir dedi. Şaka yapıyor ona. Eteğini açacağını biliyor. Kadına diyor, geldi diyor ayette. Geleneklerin çok ağırına gidiyor ortada. Mübarek gözü şeriflerin diyor, eliyle kapattı diyor. Sırtını döndü diyor ve bakmadı diyor. Ya o şakayı yapıyorsa, zaten onu görmek için yapıyor, aklını başına al ya. Niye desin gel bu havuza girdiğin desin. Yani niye o havuzu yaptırsın? Kasten yaptırıyor o havuzu. Yani o şakayı yapmak için yapıyor. Onun tepkisini görmek için yapıyor. Ayetini diyor, kadın diyor derin bir su sandı ve eteklerini açtı diyor. Derin bir su sandı, nasıl bir etek açar kadın? Ne derece açar derin bir suya? Hazreti Süleyman da görüyor bunu. Görmek için yapıyor zaten bunu. Kadın da diyor ki biz zaten iman etmiştik diyor. Allah'a şükür iman ediyorum diyor. Oradaki o sevgiyi, aşkı anlamıyorlar ya. O tutkuyu anlamıyor. Hazreti Süleyman o kadını koruyor, kolluyor. O nefis temizliğiyle, nefis kalitesiyle, nefis hidabetiyle, nefis güzelliğiyle, coşkulu ve delice aşkıyla, Allah aşkıyla. O kadına yaklaştığında kadın da ona aşık oluyor. Konu bu. Aşık olunca da gönlü açılıyor. Aşkı Allah'a olduğu için Allah'ı seviyor. Bir sefer diyor ki ben Allah'a iman ettim diyor. Konu bu. Aşık olan kadın Allah'a aşık olur ve iman eder. Haşa minel huzur diyor. Ya onun bacağını yaratan da Allah, açacağını biliyor Hazreti Süleyman. Ne dehşete kapılıyoruz. Panik oluyorlar ya. Açık ayrı al bak. Hayır öyle değildi bana o zaman. Mübarek gözü şeriflerini, eli şeriflerini örttü diyor. Ben sırtını döndü diyor. Sırtını dönme yok. Onu görmek için yapıyor zaten Hazreti Süleyman. Havuz onun için yaptırıyor o tarzda. Ve kadını da onun için diyor. Gel diyor havuza gir diyor. Hazreti Süleyman'ın kalitesini anlamıyorlar. Oradaki güzelliği, oradaki coşkuyu. Kalitenin en yükseği Hazreti Süleyman'daydı. Maşallah, evet. Ve akıl almaz keskin bir zeka, müthiş bir akıl.
Tevrat'ta onun özdeyişleri var. Hep ilhamla söylediği söylüyor. Nefis bak. 4000-5000 yıllık kıssalar onlar. Evet. Hazreti Süleyman'ın kıssaları. Bak binlerce yıldan beri insanlar ezberden biliyor. Dehşete kapılacağınız bir şey yok. Haşa diyor peygamberleri kadınlara düşkün gösteriyor. Ya kadın sevgisi zaten imandandır. Peygamber söylüyor. İmanı olan kadınları sever zaten. Kadına aşık oluyorsa Allah'a aşık olmuş olur. Bunların kafa bambaşka. Mesela Hazreti Musa 10 kişinin kaldıramayacağı kayayla kapatmışlardı o kuyunun ağzını çobanlar. Geldi, kayayı tuttuğuyla aldı, kaldırdı. Kadınlara dedi, ben hayvanlarınızı sulayacağım dedi. Getirdi hayvanların hepsini suladı. Sonra kayayı aldı, yine gelip üstünü örttü adamı. Çobanlar onu görünce felç oldu adamlar. Yoksa onlar orada itlik yapmaya kalkardılar çobanlar. Ama dehşetli kuvveti görünce felç oldular korkudan. Yanına yanaşamadılar. Ne diyor Hazreti Musa'nın, Hazreti Musa'ya yanaşan o güzel hanımlar? Peygamber kızı. Çok güçlü babacığım diyor. Bakmış görmüş. Ve çok güvenilir diyor. Konuşmuş. Niye ağrına gidiyor ya? Niye ağrına gidiyor yani? Hazreti Yusuf o hanımla beraber yaşadı evde. Ne münasebetsizlik yapıyorsunuz yani? Kadın dekolte geziyordu yanında. Bayağı dekolte. Ama Hazreti Yusuf ona bakıyor. O da Hazreti Yusuf'a bakıyor. Görüyor. Ama kadın fiili cinsel ilişki isteyince yanaşmadı Hazreti Yusuf. Yanaşmaz. Haram. Ama bakmasına bir mahsur yok. Odada beraber olmasına bir mahsur yok. Ama onu kabul etmedi. Kaçtı biliyorsunuz. Kadın gitti arkasından gömleğini yırttı. Yani vahşi hareketler yapıyor kadın. Ama kadının ona karşı çok coşkun tutkusu bir tek ona mahsus değildi. Yani şehir halkı da, şehirdeki kadınlar da ona karşı tutkuluydular. Allah'a tenzih ederiz diyor. Ancak bu bir melek diyor yani. Bu kadar çekici, bu kadar güzel olması mucize diyorlar. Bakıyor kadınlar ona. O da kadınlara bakıyor. Panik olacakları bir şey yok. Öldüreceklerini bilse Hazreti Yusuf yine öyle bir şeye yanaşmaz. Hapsi göze alıyor ya. Müebbet hapsi göze alıyor. Ama bunlarda böyle bir şey yok ki. Evet. Sultan onu istemiştir hocam. Tabii. İstemek ayrı, eylem ayrı. Eylem olarak yapmaz.